Merhabalar Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tatlı tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle mandalinalarımı tertemiz yıkadım ve şöyle ikiye bölerek tarifimizi yapmaya başlıyorum. Eğer dilerseniz mandalina yerine portakal da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yazın yaz meyveleriyle deneyebilirsiniz. Sadece Yeter ki deneyip yapın arkadaşlar. Mandalinalarımı ortadan ikiye böldüm. Daha sonra şöyle elimde hemen sıkıyorum. Eğer dilerseniz hazır meyve suyu da kullanabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı meyve suyuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Mandalinalarımı sıktım. Ve tencerenin içerisine şöyle bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ilave ettim. Üzerine 4 su bardağı mandalina suyumu ilave ettim. Rengin güzelliğini görüyorsunuz meyve suyumuz muhteşem görünüyor. Ve üzerine 4 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu nişasta ilave ediyorum. Her bir su bardağı için 1 yemek kaşığı nişastasını ekledim. Ve şöyle iyice çırpıp ocağın üzerinde pişmeye bırakıyorum. Fokurdayıp pişinceye kadar karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz takdir dibine tutacaktır topaklanmalar olacaktır. Şöyle görüyorsunuz, harika bir renk aldı. Şöyle ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başladığı zaman kremamız pişmiş demektir. Şöyle kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Muhteşem mis gibi mandalina kokusu bütün mutfağımı sardı. Ben şöyle minik kaseler tercih ettim arkadaşlar. Siz Türk kahvesi fincanlarına da ekleyebilirsiniz. Elinizdeki dilediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece önceden bir ıslatmanız gerekiyor ki tamamen dibine yapışmasın. ıslat kabarttıktan sonra bir kepçe yardımıyla şöyle kaselerimin içerisini doldurdum. Yuvarlak olabilir böyle benim gibi kare tercih edebilirsiniz. O tamamen zevkinize kalmış arkadaşlar. 3 tane kase iş bu şekilde tercih ettim. Diğerlerini kare tercih ettim arkadaşlar. Bütün hepsini kaselerimin içerisinde doldurdum. Ve buzdolabında soğumaya bıraktım arkadaşlar. görüyorsunuz şu şekilde doldurdum ve buzdolabına dinlenmeye bıraktım. Ben hemen diğer kremasını hazırlamaya geçiyorum. Diğer kremamız için 5 su bardağı sütümü tencerenin içerisine aldım. ve üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişastasını ekledim. 1 su bardağı toz şekerini ekledikten sonra iyice karıştıra karıştıra ocağın üzerinde pişmeye bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başladığı zaman kremanız pişmiş demektir. Kıvamı mükemmel oluyor. Kullandığım su bardağı ölçüsü arkadaşlar 200 miligram Ocaktan aldıktan sonra üzerine bir paket vanilya mı ilave ediyorum. Vanilya ile birlikte de şöyle bir iki karıştırdıktan sonra Kremamız hemen soğumadan süraimin içerisine aldım. Bu şekilde daha rahat bir şekilde boşaltabiliriz. Kaselerimin içerisine boşaltıyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra hazırladığımız Mandalinalı sosumuzu şöyle kasenin kenarından tutup içeriye doğru hafif çekiyoruz. Daha sonra ters çevirip bakın muhteşem görünüyor. Hazırladığımız beyaz kremamızın üzerine bırakıyoruz. Muhteşem bir tatlı tarif. Hem çok kolay, pratik ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Önce şöyle kenarlarını çekiştirdik. Daha sonra ters çevirip beyaz kremamızın üzerine bırakıyorum. Sunumu dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilediğiniz şekilde sunabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Kare şeklinde olanları da aynı şekilde geriye doğru hafif çekiştirdim. Daha sonra ters çevirip beyaz kremamın üzerine bıraktım. Bu tatlıyı denedikten sonra kesinlikle favoriniz olacak arkadaşlar. Böyle hazırladıktan sonra yine buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz arkadaşlar. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem, hafif pamuk gibi bir tatlı hazırladım bugün sizlere. kıvamını görüyorsunuz bu şekilde. Bir de doku testi yapalım hep beraber. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.